merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pratik tarifiyle hazır yufkadan kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır görünüşüyle göze, lezzetiyle de mideye hitap eden patatesli börek. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Böreğimiz için gereken malzemeler: İç harcı için 5 veya 6 adet haşlanmış patates, yarım demet maydanoz, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, birer çay kaşığı karabiber, tuz, kırmızı toz biber. Sosu için 1 adet maden suyu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta ve 1 bardak yoğurt. Börek için 5 adet yufka, üstüne serpmek içinse susam ve çörek otu. Soğanları küçük küçük doğrayarak iç harcı hazırlamaya başlıyoruz. İç harcı hazırlarken patatesleri yıkadıktan sonra haşlamaya başlayabilirsiniz. Ben önceden haşlayarak soğumaya bıraktım. Soğanlardan sonra yarım demet maydanozu da küçük küçük doğrayarak ocakta pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavaya bir miktar sıvı yağ ve soğanları koyduktan sonra kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar istediğimiz gibi kavrulduktan sonra salçayı da ekliyoruz ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salça da yeteri kadar kavrulduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Önceden haşlamış olduğumuz patateslerin kabuklarını soyduktan sonra rendelemeye başlıyoruz. Rendeleme işleminden sonra kavurduğumuz soğan ve salçayı patateslerin içine ekliyoruz. Yeşillik ve baharatları da ekledikten sonra güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Patatesler salçanın rengini alana kadar, tüm malzemeler birbirini özümseyene kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Böreğimize lezzet katacak olan sosu hazırlamaya başlıyoruz. Bir kabın içine bir su bardağı yoğurdu ve yumurtayı ekleyerek güzelce çırpıyoruz. Ardından sıvı yağ ve yarım şişe sodayı da ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Yufkayı masaya serdikten sonra alt ve üst kısımlarından yaklaşık bir karış yufkayı içe doğru katlıyoruz. Sağ ve sol kısımların kıvırma işlemini tepsinin boyuna göre yapıyoruz. Tepsinin boyuna denk gelecek şekilde iki tarafı da içe doğru katlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sos ile yufkayı güzelce ıslattıktan sonra videoda görmüş olduğunuz şekilde iç harcı yufkamızı ekliyoruz. Bu işlemi iki tarafı da yaptıktan sonra alt ve üst kısmı ortada buluşacak şekilde yuvarlamaya başlıyoruz. Tepsiye bir miktar yağ sürdükten sonra hazırladığımız yufkayı tepsiye diziyoruz. Diğer yufkaları da aynı işlemleri yaparak tepsiye dizmeye devam ediyoruz. Yufkaları sarma işlemi bittikten sonra kalan sosu tepsinin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Ardından yufkaları kesme şekli sizin tercihinize kalacak şekilde kesmeye başlıyoruz. Ben ekranda gördüğünüz şekilde kesiyorum. Kestikten sonra susam ve çörek otunu serpmeye başlıyoruz. Bu işlemden sonra fırında pişirme aşamasına geçeceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişmeye bırakıyoruz. Bu sürenin fırından fırına değişebileceğini göz önünde bulundurarak altı ve üstü kızarana kadar pişirmeye özen gösterelim.
Böreğimiz artık hazır. İster çayın yanında, ister yemeklerinizde ara sıcak olarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Bugünkü tarifimiz pratik tarifiyle hazır yufkadan kolayca yapılan, çıtır çıtır görünüşüyle göze, lezzetiyle de mideye hitap eden patatesli börekti. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.